Dev bir hizmetim var size. Dev cookie yapacağız beraber. Hem de Starbucks'tan falan yediğiniz cookie'lerden çok daha sağlıklı, çok daha pretty ve az malzemeli. Neler yapacağız? Şimdi muz biliyorsunuz fit tariflerin olmazsa olmazı. Ya bir büyük olgun muz ya böyle iki tane tonik olgun muzlar kullanabilirsiniz. Ben iki tane tonik muz kullanacağım. Bu tarifte ortalama 4 kişiyi doyuracak kadar bir cookie çıkacak. O derece dev cookie. Tabii ki hepsini siz de yiyebilirsiniz. Ama yemeyin yani, ne gerek var o kadar aç gözlüğe. Şimdi öncelikle bu muzları ezeceğiz. Şeker nezle gibi düşünün aslında bunları. Ne kadar tatlıysa o kadar az şeker kullanmanızı tavsiye edeceğim. Bir çatal yardımıyla eziyoruz. Bu cookie tam bir ikindi öğünlü. Var ya, tam böyle yanında sütle beraber ikindi tüketmelik bir öğün. Ve son derece doyurucu. O yüzden dedim aslında tamamını yiyebilirsiniz ama ne gerek var. Bir yandan da yiyemezsiniz. Kocaman bir şey olacak, göreceksiniz şimdi. Şimdi bunun üstüne muz kullanacağız. Şimdi biraz şeyle muz diyorum. Yumurta. Muzlu yumurta biraz komik gibi duruyor. Ama pişince gayet lezzetli oluyor. Bir yandan da yumurta tüketmenin başka bir yöntemi diyebilirim. Özellikle küçük çocukları olan anneler varsa, yumurta tüketmiyorlarsa böyle tükettirebilirsiniz veya vejetaryansanız ve günlük hani kaliteli protein almak istiyorsanız, farklı şekillerde yumurta tüketmek istiyorsanız bu çok güzel bir alternatif. Karıştırıyoruz böyle. Bildiğiniz gibi biraz daha ezebiliriz. Şimdi unu tam buğdayını kullanacağım. Hem lifi daha yüksek, daha tok tutsun diye. Hem de beyaz unun lifi olmadığı gibi içine vitamin, mineral de kalmıyor. Hani rafinasyon işlemi sırasında. O yüzden tam buğday unu tercih ediyoruz. 6 yemek kaşığı kadar kullanacağım ben. Şöyle. Bu 6 yemek kaşığı un ortalama 2 ila 3 dilim ekmek yerine geçer. Yani ekmek yemeyenler böyle tariflerde de ekmek tüketebilirsiniz. Karbonhidrat güzeldir ama kaliteli karbonhidrat, bakın. Beyaz un demiyorum. Ardından kakao ile koyalım, hep beraber karıştıralım, cümbüş olsun. Bol kakao koyacağım. Şöyle bir şey koyacağım yani. Birazcık daha koyayım mı? Azıcık daha. Şeyim, kaşığım küçük, ondan biraz daha koyuyorum. Şeker de koyacağım. Bakın, şeker korkunç bir şey değildir, tamam mı? Yani özellikle balla pekmezle yapılan tarifler var, sağlıklı olduğu iddia edilen, ama balda pekmez de şeker yerine geçer. Hatta fırında yapılan keklere bal pekmez koymayı önermiyoruz. Çünkü uzun süreli yüksek ısıya maruz kaldığı zaman bal ve pekmez HMFB dediğimiz zararlı bileşenler ortaya çıkarır. Bu nedenle şeker kullanın. Ama yani bakın, su bardağı, çay bardağı değil, 2 kaşık kadar şeker koyacağım. 4 kişilik tarif, bir kişiye ortalama bir tatlı kaşığı 5 gram kadar şeker düşüyor yani. Ki zaten Dünya Sağlık Örgütü'ne göre diyorlar ki 26 gram kadar şekeri geçmeyin diyorlar. Tabii ki tutup da bunun hepsini tüketmeyin. Ama 5 gram şekerden bir şey olmaz. Bunu komple karıştırıyoruz. Birazdan böyle bir yoğun bir topak olacak. O zaman süt ekleyeceğim, kıvamı birazcık daha akışkan olsun diye. Çok akışkan değil şimdi, göreceksiniz. Biraz maksat çevrilebilir olsun. Şu an mesela birazcık zorlanıyorum. Şöyle bakalım. Güzelce çırpıyoruz, karıştırıyoruz. Aslında dev bir pankek oluyor bu. Birazcık yumurta ile beraber. Ve gördüğünüz gibi içerisinde besleyici olmayan, boş kalori olan çok az şey var. Ne kullandım? Muz kullandım. Tam buğday unu kullandım. Kakao kullandım. Birazcık da şeker kullandım. Zararlı bir yanı yok. Ve lezzeti de efsane olacak. Azıcık su kullanacağım ben. Süt kullanacağım. Sütüm yarım yağlı, kullanmaya özen gösteriyorum. Süt, yoğurt ürünlerini, süt ve süt ürünlerini daha doğrusu yarım yağlı kullanmakta fayda var. Neredeyse enerjim yarı yarıya düşüyor, aldığınız enerji. Bunun yerine de fındık fıstık yersiniz. O ne alacağınıza fındık fıstık yiyerek alırsınız. Her şeyi yiyerek alın. Azıcık da böyle karıştıracağım. Sonra Karıştırıyoruz. Azıcık ama çok azıcık bir kabartma tozu kullanacağım. Çok değil. Maksat birazcık puf puf görüntü olsun diye kullanmayabilirsiniz ama ben seviyorum biraz kabarmasını. Göz doyuruyor. Şöyle bir çay kaşığı falan kadar koyacağım. Çok koymayacağım. Azıcık bir şey. Şöyle bir şey. Bunu gördüğünüz gibi hazırlamam 2-3 dakika falan sürdü. Anlatmasam daha hızlı yapardım hatta.
Pişmesi de bir 5-6 dakika sürüyor. Yani totalde hadi 10 dakikada evde hazırlayabileceğiniz bir tarif bu. Ve sağlıklı bir tarif en önemlisi. Azıcık bir yağ kullanacağım sırf altı yanmasın diye. Çok azıcık bir şey. Şöyle, hatta biraz çok oldu. Çok olunca geri koyuyorum. Yalan yok yani. Bu kadar yeter. Altını sürecek kadar, şimdi yağacak kadar. Şimdi cookie'nin harcını koyuyoruz. Şöyle koyayım. Üf. Yani inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz bir lezzet. Gerçekten. Ay. Bir şey yaparken anlıyorsunuz tadın nasıl olacağını. Bu çok güzel bir şey olacak. Şöyle. Şimdi bunu yayacağım birazcık. Tamamını yapacağım hatta, tamam mı? Şöyle. Bakın. Koca bir tava kadar cookie yapıyorum. Yani aile doyuracak bir cookie. Şöyle. İyice yayıyorum. Üzerine de benim favori kısmım bitter çikolata ekleyeceğim. Bakın azıcık ekleyeceğim ama bu tadı değiştirmek için yeterli olacaktır. Yani dışarıda tekrar diyorum Starbucks'a gidiyorsunuz 80 gram bitter çikolata bol tereyağlı falan kurabiye yiyorsunuz. Onu yapacağınıza bu totalde 10 gram falan. 10 gram bitter çikolata 4 kişiye çıkartıyorum. Tereyağı kullanmadım gördüğünüz gibi. Tam buğday unu, son derece sağlıklı ve muz. Bu kadar. Şimdi bunu pişiriyoruz. Altı kısık bir şekilde pişiriyoruz. Pişince dediğim gibi böyle bu biraz büyük oldu muhtemelen muzdan dolayı. Bir olgun muzdan daha fazla muz kullanmış oldum iki tane küçük olgun muz olarak. Bir olgun muzla kullanırsanız ortalama bu kadar bir hacimlik yer kaplar bu. Ne var şimdi bu tarifte? 2 dilim ekmek değişimi var. Ortalama 3-4 değişim meyve var. Ve birer tatlı kaşığı da şeker eklemiş oluyoruz. Ya gördüğünüz gibi son derece sağlıklı bir tarif vurgusunu çiziyorum. Bir kez daha altını çiziyorum. Çünkü ya bakın kocaman kurabiye oldu. Dışarıdaki küçük kurabiyeler, tereyağlı kurabiyeler aynı kaloriye denk geliyor. Ve kesinlikle tatmin edeceğinden eminim. Bunu mutlaka deneyin. Danışanlarım da çok seviyor benim bu tarifi. Pişmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ben konuşmayayım. Kokusunu, klişe vardır ya, kokusunu alabilseniz harika olurdu. Aynen öyle bir koku var şu an. Birazcık ağzım sulandı. Yanına bir de şey yapacaksın, kahve yapacaksın. Of. Bakın, kocaman bir kurabiye. Dediğim gibi hepsini siz dahi yiyebilirsiniz. Enerji değeri öyle de düşük. Ama tabii ki yiyince anlayacaksınız. Dörtte biri size gayet yeterli olacaktır. Ve evet, şimdi tabağa alıyoruz. Başarılı bir alış istiyorum. Voila! Yani şimdi bu Starbucks kurabiyelerinin çok şey yaptım. Sadece Starbucks değil tabii. Ya genel dışarıda yediğiniz kurabiyeler diyeyim. Bir tane şu kadar boyunun ne kadar dörtte bir falan enerjisi desem yeridir yani. İki dilim ekmek, iki tane meyve var. Yani biraz da şeker var. Bu kadar. Ve dediğim gibi dörtte biri size yeterli. Bakın son derece bonkör davranıyorum. Sadece ve sadece dörde bölüyorum. Bunun dörtte birini yiyebilirsiniz. Ben şimdi yiyeceğim bile. Çok güzel sıcak. Bu benim. İnanılmaz bir lezzet. Ama önemli not, muzunuz olgun olmalı. Muzunuz olgun değilse daha fazla şeker kullanmanız gerekir. Ama muz tadının gelmesi efsane bir şey.